Oğlum ne bakıyorsun hala? Yıkılmadın, ayaktasın işte. Onun için değil baba ya. Ya Derya olmasa şu ceketi hayatta giymezdim, biliyor musun? Şu aşk neler yaptırıyor insana. Ya baba, ben ölsem Derya üzülürdü değil mi? Bir de hasta deyince kızıyorsun oğlum. Memoli, yürüyeceğine Cem'den ders al biraz. Ne ders alacağım şef? Kızları tavlayamamanın 16 yolu konusunda mı? Sen Zeynep'i tavlayana kadar ben Derya meselesini hallettim bile. Sen konuştur bakalım. Kimi tavlayana kadar? Zeynep'i. Cem demin eşek cennetini teğet geçtin ama şimdi seni tez yoldan ya göndereyim. Tamam, şey ya. Cem en doğru olanı yaptı. Bundan sonra her türlü baskına giderken bunları giyeceksiniz, tamam mı? Ama şef... Bu bir emirdi. Dışarıda bir ton pislik var. En iyi iki adamımı kaybedersem onlar kazanır. Ve inanın bana, içimden hiç onların kazanması geçmiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ve tabii siz de giyeceksiniz kuşkanım. Ama şef... Merak etme, bunların yeni renklerini yaptılar yeleklerin. Bu sene hangi renk modaydı acaba ya? Hatta böyle göbeği açıkta bırakan, kolları dantelli modelleri de var. Aa, cipi unuttuk ya. Gelin. Ya nerede kaldı bu ya? Gittiği yerden dönmek bilmiyor. Ne atar kaçtırdı acaba? Erkan. Nerede kaldı? Şimdi abi yedik abi. Ne oldu parasını çıkıştıramadık. Ancak birine yetiyor para. Artık onu alayım, sen tek gidersin. Olur mu lan öyle şey? Anca beraber, kanca beraber. Ne yapacağız, bir çare bulalım. İbo, sende para var mı? Yok vallahi, nereden olsun? Ne yapacağız lan şimdi? Bırak. Gel lan benimle. Al, gel, yürü. Tamam. Nereye gidiyor bu ya? Hadi gidelim, hadi. Memoli ne kadar da gençmiş o zamanlar. O zamanlar dedin sadece birkaç yıl öncesi. Kaç yıl mı? 3 yıl oldu galiba. 3 yılda mı bu kadar yaşlanmış yani? Yaşlanmış filan değil. Ama o 3 yıl o kadar çok şey alıp götürdü ki ondan. Yazık. Hadi yakalanmadan götür şunu yerine, hadi. Bir şeye dikkat ettin mi abla? Neye? Memoli'nin nasıl da gözlerinin içi gülüyor. Ben onu hiç böyle gülerken görmedim. Sen gördün mü? Görmez olur muyum? Sana baktığında aynen öyle gülüyor. Aa, niye ben görmüyorum o zaman? Sadece bana kızgın bakıyor böyle, ebeköylü kızı, ebeköylü kızı diye. Bir de onun bir yürüyüşü var ya, böyle üstüme yürüyor hani böyle. Hani böyle. Deli kız. Şuna bak. Şuna bak. Ulan ne hallere düştük be Yaşar. Bir bu kalmıştı yapmadığımız. Bu son Erkan, bu son. Köye dönelim, ayaklarımı uzatıp böyle keyfime bakacağım. Bana bak, köyden önce kimseye anlatma bunu, valla kafanı gözünü yararım ha. Erkan, bilet parasını bulunca köye dönemeyeceğim. Köye dönemeyince de ben de hiçbir şey anlatamam. Bana bak, bir tane daha var. Bunu bitirdikten sonra ona geç. Hadi, çabuk. Ben hemen raporlarımı hazırlayacağım, siz de elinizi çabuk tutun. Tamam. Mehmet abi, Cem abi, aman Allah, çok şükür gelebildiniz. Abi çok şükür gelebildiniz yani. Niye oğlum, ne oldu ki? Ya abi, daha ne olacak, sizinkiler geldi. Yine bir ton meydan varmış, çıkardılar burada. Bizimkiler mi? Aa, tesisde söylediler ya Zeyno burada diye. Hay Allah, ben onu tamamen unuttum. Ebe köylü yok kızı. Yok abicim, yok. Bu defa köylü kızı değil. Ne, Belgin abla mı çıkarttı? Yok abicim, o da değil. Yeni bir çocuk getirdiler yanlarına. Çocuk mu? Ha, böyle basketbol topu gibi yuvarlak suratlı. Pembe yanaklı. Çirkin bir şey abi. Ne? Ha, neydi adı onun şeydi abi. Dur bulacağım Rambo. Şimdi. Rambo. Abi bir tane çayın yanında 17 tane şeker yedi hayvan ya. Bir daha böyle misafirler getirmeyin buraya. Çay ocağımda dengeler bozuldu abicim. Hem herkese de duyurulur. Kriz nedeniyle çaylara zam geldi. Tamam mı? Evet ben yine her şeyi bilmek geldiniz. İstiyorum. Kalk, ne yaptın yine? Ana, ne oluyor ya? Ne yaptın sen yine? Ben ne yaptım ya? Hiçbir şey yapmadın canım. Ne olur ablacığım, yavaş yavaş anlatın. Bugün kalbim çok yoruldu zaten. Bu adam da aklımı aldı. Bir de çatışma üstüne çatışma. Ne olur bir yerlerden bir kolonya bulun. Ne olur Cem ya. Avni de bana soğuk bir bardak su getirsin. Evet ablacığım. Ben bir şey yapmadım abla. Zeynep bir şey yapmadı Memoli. Bir şey yapmadıysa ne işi var burada bu köylü kızının? Hele hele bunu niye getirdiniz? Bana ekstradan eğlence olsun diye mi getirdiniz abla? Canım o peşimize takıldı. Onunla başa çıkmak kolay değil. Nasıl takıldı? Yani birden şeyi aldı. Ben arkaya biniyordum arabanın arkasına. Böyle bir şey çettirdi. Abla, Ne işe ettirdi? Köylü kızı ne işe ettiriyordu? Kelepçeli. Öf. Aa, Memoli abi burada bir ya. Oğlum dur ya. Abi. Sandalyeyi bırak. Ne oldu sana böyle? Abi Zeyno beni buraya gelip girdi, biliyor musun? Öf. Artık yolculuk zamanı. İbo ya, bizim yüzümüzden işinden gücünden ol. Aklını helal et.
Helal olsun ha. Senden önce basit bir kapıcıydım. Eşek kuyruğu gibi. Ne uzuyor ne kısalıyor. Şimdi hiç olmazsa senin gibi bir ağanın sağ kolu. Benim de artık peşinden koştuğum bir davam var. Bunu hiçbir şeye değişir miyim sanıyorsun ha? Ona gel lan bir sarılayım sana İbo. Yaşar, sana ne oluyor lan? Ne oldu? Yok ki Erkan ya, bu ayrılıklarıma çok dokunuyor. Sağ ol Yaşar, sağ ol. Aşağıda kimse kalmasın. Hadi ağam. Tamam, yolcu tamam, olduğunda gerek. Hadi Erkan gidelim. Ağam beni unutmayın. Biz sadece namerdi unutuveririz. Senin gibi mertleri asla. Hadi eyvallah. Sağ ol hadi ağam. Güle güle. Güle güle. Yolunuz açık olsun ağam. Çek abi. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.